Ee, iyi hatırlattın. Şimdi diyelim ki Galatasaray derbisine dörtlü çıktı ve kendi sisteminden farklı bir sistemle evet. güzel bir oyunla kazandı. Yani evet Fenerbahçeliler sevinecek ama Pereira yine o kaybedilen puanlar ve geçmişe dönük yine günah geçisi olmayacak mı? Şimdi... O ya, yapar mı ya yani? Ya da başka müdahale etti, hoca sistemi değiştir diye mi gidecek? Bir dakika ben başka bir yani. şey söyleyeyim. Şimdi bu, Tabii bu senaryo yani. Bu senaryo tamam haklısın, yüzde yüz doğru. Sadece şunu söyleyeceğim Buraya kadar Ben mi getirdim bu noktaya ya Herkes Şurasında değil mi Tepki veriyor Evet Dizilişe tepki veriyor Oynanan oyuna tepki veriyor Ya bunu bu arada Hani medya veriyor Diye anlatılıyor ama Medya filan vermiyor Taraftar veriyor yani Ben en son maç Stattaydım Tabi tabi Bunu taraftar veriyor Maç harici bile artık ha. Tepkilerini Bunu pankartlarla, pankartlarla sergiliyorlar Bu noktaya Ben getirmedim Bu noktaya 18 maçın 17 buçuğunda hiçbir şekilde e, düzenden taviz vermeyen, kurduğu düzenden taviz vermeyen teknik adamın problemidir bu. Benim problemim değildir. Sadece şunu söyleyeceğim. Eee bugün derbide olumsuz bir sonuç çıkarsa, dörtlü oynattı, olmadı denirse falan diyor, de, diyoruz ya. Vallahi ben Pereira olsaydım ben yenileceksem de inandığım şeyle yenilirdim. Üçlüye inanıyorsam üçlü oynardım. İnat derdim diyorsun. İnat bak inat değil. İnat başka bir şey. Israr ederdim. Bugün artık yumurta kapıya dayanmış doğru mu? Yumurta kapıya dayandıktan sonra bu değişime gitmek bence üçlü oynamak ben ben üçlü oynamak kazanacaksan o zaman, üçlüyle kazan diyorsun. O zaman Veya kaybedeceksin. O kaybedeceksen, ama, de üçlüyle kaybedeceksin. Ama kaybedin. ben öyle bir hoca da olacağını düşünmüyorum. Öyle bir hoca olsaydı 45. dakika 3 tane oyuncu değiştirmezdi. Hah, bir de o çok yani Ondan yani. önceki hafta 40. dakikada i̇şte işte. Ya, yani ne gereği var yani? Niye yapıyorsun bunu? İşte bunu yaparsan eleştirilirsin. Ya sen sonuçta bu futbolcuları sen hazırlamadın mı? Tahtaya yazmadın mı? Sen burada oynuyorsun, sen burada oynuyorsun demedi mi? Ne oldu da? Neyi veremedi de 3 oyuncu birden değiştiriyorsun. Eğer sen burada yanlış yapıyorsan o zaman ben derim ki hoca sen başta yanlış yapıyorsun. Başta sen bu futbolcuları niye yazdın diye ben sorgularım. Eğer ta o takımın taraftarı olsam ya da o takımın o teknik adam e, olsam derim ki hoca sen bu takımı sen kurmadın mı kardeşim? Daha da 45 dakika sen niye 3 oyuncu değiştiriyorsun? Herkes 70 dakika oyuncu evet. değiştiriyor. Sen niye derim ben? Ve ben hatasının burada olduğunu düşünüyorum. O zaman futbolcuna güvenmiyorsun. Ya da futbolcuna 40 dakikaya göre o zaman futbolcu bundan sonra mental olarak nasıl hazırlanacak? Hoca beni 40. dakika alıyor kardeşim. Ben ne yapsam yarınamıyorum diyecek belki. Allah bugün itibariyle tabii artık bu konunun Fenerbahçe açısından söylüyorum. Rafa kalkması gerekiyor. Çünkü herkes elini taşın altında koyacak. Bu maç Galatasaray maçı. Senede iki kere oynanıyor. Kupada eşleşme olmazsa. O maçın affı olmaz. Sadece Pereira da olmaz. Yani orada tabii. sahadaki performanslar da konuşulur. Sahadaki performanslar da eleştirilir. O yüzden bugün itibariyle herkesin, tabi milli takımda olanlar ayrı, milli takımdan döndükten sonra herkesin sorumluluğunun bilincinde e, o stada gitmesi ben lazım. Ben diğer tarafta da hocaya hak veriyorum. Ya Fenerbahçe Mesut Özil'den ibaret bir takım değil. Mesut Özil oynayacak mı? Mesut Özil oynamayacak mı? Mesut Özil kaçıncı dakika değişecek? Ya Mesut Özil'i konuşmayalım artık. Ama ya Fenerbahçe konuşmak lazım ama yani. Hayret hani, ettim şu dakikaya işte kadar İşte böyle konuşmadık. bir şey yok yani. Hani Mesut Özil oynayacak mı? <laughs> ya şimdi herkes Volkan'ı çevirdiği zaman yolda soruyordu Mesut Özil bu hafta oynayacak mı? Ama yani ya izlemek Mesut özünün istiyorlar. Mesut'un artık Fenerbahçe'nin önüne derbi çıkmaması maçında, lazım. Derbi maçında izlemek istiyorlar. Ama yok işte Mesut'un Fener'in önüne geçmemesi lazım. Fenerbahçe Geçen sene o Teklasman'daki maç mıydı? Kadıköy'deki maç mıydı? Trabzon'da ee, oynanır. Eee iptal olan yok. Ozan'ın ee, şutuymuş. Kadıköy'deki maç. Mesut, mesut'un pasıyla bir evet. şut atmıştı. Gol olmuştu Kafa ama boşu, iptal edildi. İptal sayılan. Ya, i̇zlemek yani. istiyorlar derbide yani. Ya tabii ki herkes Mesut'u e, bekliyor. Ama çok ön, öne çıktı ya. Yani şu an Fener'in önüne çıktı Mesut Özil. Şimdi şöyle doğal yani e, bir yıl önce bir yıl önceyi gözümüzün önüne getirelim. Buradaki programları arşive gidip bakalım. Bir yıl önce de şeyi konuşuyorduk. Falcao bu takıma nasıl monte edilmeli falan. Ya bunun, bu büyük oyuncu olunca böyle. İşin gerçeği bu. E, Mesut Özil de yani e, herhalde dünya futbol tarihinin görüp görebileceği en klas 10 numaralardan bir tanesi. Tamam yaşı biraz ilerlemiş olabilir de çok da yaşlı değil mi orada 32-33. Ee, ve şu an Fenerbahçe forması giyiyor. Fenerbahçe taraftar da doğal olarak hani bir sarılacak bir umut arayışı içerisinde en başta neye bakıyor? Dünya starı var benim elimde bunu kullanalım diyor. Şimdi burada ben şöyle düşünüyorum. Aslında Serhan Türk'le benzer düşüncedeyim. Fenerbahçe taraftar. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Sadece takımının başarısını isteyen bir adam. Sahada hangi 11 ile çıkıldığının ben umurunda olacağını düşünmüyorum. Tabii ki. Mesutlu oynadık kazandık. Mesutsuz oynadık kazandık. Demez bir Fenerbahçe taraftarız. Benim takım iyi e top oynasın. Benim takım Galatasaray karşısında güzel bir sonuç alsın. Ve ben mutlu olayım. Fenerbahçe taraftarının genel olarak amacı budur. Ha tabii ki ayrıca Mesut Özil fanları vardır. İşte bir İrfan Can fanları vardır, Sosa fanları vardır. Onlar daha çok böyle oyuncuları sahada görmek isterler ama genel olarak bence Mesut'un ya da Pereira'nın, teknik adam için de söylüyorum bunu, Pereira olmaz Fenerbahçe'ye. Ya Başarılı olsun da Pereira olsun. İsim çok önemli değil. Yani isimler üzerinden gitmemek lazım. Ali Koç'un yaptığı konuşmadaki bence en doğru ve %100 katıldığım noktası şu. Esas olan Fenerbahçe. İşte benim söylediğim ola oraya geliyor. Tüm camialar için önemli İşte ben olan de onu söylüyorum zaten. işte. Yani. Şimdi bir soruyla sana dönüp sonra ben kimime geçeceğim. Bu soru kaybolmasın. İlker Bey Sinan Bolat'ı sormuş. Fenerbahçe ile adı anılıyor diye. Yani transfer haberi olarak ben de duydum. Ya yani sadece ama şey bilgi olarak söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmasın. Hı, hı. Ee, dedikodu boyutunda duydum. Sinan geçmişte Galatasaray'da seçildi şeye yani kadroya alındı tabii, tabii. Ee, alternatif kaleci olarak hatta son bundan önceki milli takıma da çağrıldı yanlış hatırlamıyorsam evet çağrıldı ee, tecrübeli bir kaleci baktığında Altay'ın işte şubat mart gibi bir konuşuluyor dönüşü o kadar uzayacaksa ve Berke bu noktada nasıl bir performans gösterecek onu bilmiyoruz uzayacak deniliyor ama ee, onu bilmiyoruz şimdi Berke'nin performansı yükselecek mi yoksa düşecek mi yani bu standart yetmiyor çünkü şu anki standart Fenerbahçe standartı değil. Çok genç bir kaleci. daha Ya sabretmek lazım ama. E, yani. bir eğer alternatif olarak bir isim düşünüyorsa tabii ki Türk olmak zorunda. E, yabancı kısıtlaması dolayısıyla Türk olmak zorunda. Sinan mantıklı bir hamle duruyor, gibi duruyor. Ben mesela Rize Sporlu Gökhan Hakkı'nın Fenerbahçe'nin gündemine nasıl gelmediğini <laughs> şaşırıyorum. Gelir belki. Çok iyi kaleci yani buradan böyle bir mesaj vermiş olduk. Bence Sözleşmesi bitiyor mu sezon sonu galiba? Evet. Peki ben kimim yapalım o zaman? Kapattık. Ben <laughs> Şunu da kapattım bak görüyorsun. Kapattı Serhan Türk. Farklı yerdeyiz tabii şimdi. Evet ilk ben kimimi geldi gecenin A milli formayla 37 maça çıktım. iki golüm var. 2008 yılı benim için inanılmazdı. Ali Samiyan stadında duygusal anlar yaşadım. Pablo Bataja özel bir oyuncu. kariyerimi Avrupa'da devam ediyorum. Ben Pablo mı? Kimim? Kim acaba? Ali Sami sordum. Duygusal anlar yaşadım. Çok enteresan maddeler vardı. Bursa Spor'da mı oynuyordu? Eski Ali Sami'yen mi? Yeni Ali Sami'yen mi? Son sayfa. Ali eski tabii ki canım. Ha. Son sayfa etiketine yanıtlarınızı bekliyorum. Bu stadın adı da tamam Nef Stadyum ama Ali Samiyen Spor Ali Samiyen Kompleksi. Ya Kampiyiz o Kampiyiz Ali Samiyen ismi yer değişmiş dahi olsa devam ediyor biliyorsun.